Buyurun Sayın Kaya. Sayın Grup Başkan Vekilimiz Abdülhamit Gül Bey'in şahsımla ilgili yapmış olduğu değerlendirmelerin iyi niyetli değerlendirmeler olduğundan şüphem yok ama ben Adalet Bakanlığı da yapmış olan Sayın Abdülhamit Gül'ün Saadet Partisi'nin 6 aydan beri haksızlığa uğradığı bu adaletsiz uygulamalarla ilgili de birkaç kelam etmesini beklerdim. Yani en azından Sayın Meclis Başkanı'nın hukukuna sahip çıktığı kadar haksızlığa uğrayan bir siyasi parti grubuyla ilgili de burada yer bulamadığı zaman, oda verilmediği zaman çıkıp bu yaptığımız şey doğru değil, ben kendi partim adına bir inisiyatif alıyorum diyebilseydim memnun olurdum. Elbette siyasette siyasi üslubumuza, dilimize dikkat eden kişileriz. Bakın ben kürsüde bir Ali Muaviye benzetmesi yapmadım. Sayın Meclis Başkanımız ülkenin başbakanı hakkında kalbi Ali, dili Muaviye söylüyor gibi bir eleştiri yaptı. Benim herhalde yaptığım eleştiri Sayın Numan Kurtulmuş'un Cumhurbaşkanımız hakkında yaptığı bu eleştiri kadar ağır. Tamamlayın Sayın Kaya. Sorunları çözme makamında olan kişilerin ağır siyasi eleştirilere de hazır olması lazım. Ben bu konuşmayı 6 ay önce de yapabilirdim ama 6 aydır sabırla yürüttüğümüz bir süreç var. En son Perşembe günü Sayın Genel Sekreter'den bir randevu aldım. Dedim ki biz basın toplantısında 1 Aralık'ı son tarih olarak belirledik. Artık bizim bu sorunumuzu çözün. Kendisi de bana dedi ki akşam Sayın Meclis Başkanımızı İstanbul'a yolcu edeceğim. Bu taleplerinizi bir kez de orada kendisine dile getireceğim. Haklısınız dedi. Ama dedim eğer bu taleplerimiz çözülmezse bu konuyu mecliste gündeme getireceğiz dedim. Akşam saatlerinde WhatsApp'tan kendisine bir mesaj attım. Sayın Genel Sekreterim, Meclis Başkanımızın olumlu bir yaklaşımı oldu mu? O mesajıma da herhangi bir cevap gelmedi. Dolayısıyla bu dili, bu üslubu 6 aydır haksızlığa uğramış olan insanların bir feryadı olarak değerlendirin. Ve siz de Meclis Başkanı savunduğunuz kadar haksızlığa uğrayan siyasi bir rakibiniz de olsa... Tamamlayın Sayın Kaya. Onların da haksızlıklarına itiraz etmeyi de bir cümleyle de olsa keşke sözlerinizin arasına alabilseniz. Farklı siyasi partilere mensup olabiliriz, birbirimizi eleştirebiliriz ama bir kişiye, bir siyasi partiye karşı olan rekabet anlayışımız onlara karşı bir haksızlığa göz yummamızı gerektirmemeli. Ben Sayın Meclis Başkan, Grup Başkan Vekilimizin şahsında bütün AK Partili arkadaşlara emin olun, kendisi de Has Parti'nin yöneticisiydi. Sayın Grup Başkan Vekilimiz Has Parti'nin bir milletvekili olarak burada 20 milletvekili olan bir grup olsaydı nasıl bir vicdan azabı çekiyorsa onu çeksin. Nasıl bir tavır içerisine giriyorsa çeksin. Ben altıma açıkça imza atıyorum. Sayın Abdülhamit Gül'ün Has Parti milletvekili olarak 20 milletvekiline mensup bir kişi olarak burada hangi tavrı ortaya koyuyorsa ben bütün itirazlarımı geri çekip altına imza atmaya hazır olduğumu ifade ediyorum.